gelelim Gizem meselesine. Hah, konuş oğlum. Bak abinin de içi ısınmadı o kıza. Öyle mi abi? Ya yok oğlum da ne bileyim yani. Bunda bilemeyecek bir şey yok. O kızda bir gariplik var. Acaba Gizem'in Gizem'i ne? Ay Mert bir şey der misin lütfen? Anne tamam sakin ol. Yani bir şey yok. Ben sadece bu kadar acele etmeyelim diyorum yani. Ayrıca sen de o nişan lafını ortadan kaldır. Niye abi? Oğlum daha 23 yaşındasın sen. 24. O hesap öyle olmuyor. Sen doğduğunda 1 yaşında mıydın Cihan? Geldik yine aynı konuya. Cihan. Abicim tamam 24 yaşındasın sen. Bir yaşta ben sana veriyorum 25 yaşında bir adamsın. Ne yapacaksın oğlum? Ha? Şimdi biz seni Mayıs Haziran gibi nişanlasak bu saatten sonra bekletmek de olmaz. Eylül'de biz seni evlendirdik. Sonraki Mayıs Haziran'da sen, ben, annem doğumhanenin önünde bekleyeceğiz. Acelen ne oğlum? Niye bu kadar acele ediyorsun Cihan? Biraz daha birbirinizi tanısanıza. Asma suratını oğlum. Gördün mü? Bak abin de benimle aynı fikirde. Ne diyeceksin buna? Bir şey demeyecek hani. Ne diyecek buna? Nişan lafı bitti. Cihan, duydun mu? Sen git bu yine başlar söylenmeye. Bak görürsün. Ben gitmiyorum anne. Hiç mi? Hiç. Oh, ah Mert benim canım oğlum. Oh canım tamam. Oğlum. Ben de mi Amerika'ya gitsem ya ne yapsam? En son bana sünnetimde böyle sarılmıştır ha. Bak sen çok iftiracı ve yalancı bir çocuk oldun. Hı. Hep o kızdan sonra oldu. Siz durun ben bakarım. Kim bu saatte ya? Merhaba Aylin. Girebilir miyim? Hayır giremezsin. Ne işin var senin burada? Ne biçim bir tavır bu şimdi? Anne kim geldi? Merhaba oğlum nasılsın? İyiyim oğlum. Mert, dövmüşsün. Yani Gizem olmasa haberim olmayacaktı. Ona ne oluyor acaba? Böyle ayakta mı konuşacağız? Oğlum gelmiş bir ona merhaba diyemeyecek miyim? Yani buna hakkım yok mu benim şimdi? Güzel. Sağ ol hayatım. Sen hala bu herife kahve mi yapıyorsun? İçip gitsin işte. Bu böyle kapıya dayanıyor mu sürekli anne? Bazen ama bir şey yaptığı yok. Ve sen bana bunu söylemiyorsun. Oğlum ne yapacaksın? 10.000 kilometre öteden bilsen ne yapacaksın? İçip defolup gitsin işte. Bak oğlum. Gizem'i tanıdım. İyi kız, hoş kız. Ama evlilik ciddi bir iş. Sağ ol hayatım. Ben senin hayatın değilim Turgut. Ne diyorduk? Ne dediğinle ilgilenmiyoruz. Kahveni iç ve git bu evden. Mert. Ne bu havalar? Annemi kardeşimi koruyorum havaları. İşin gücü bu fiyakası. Tamam okul zamanında böyle şeyler hoş karşılanabilirdi de. Artık biraz büyü. Ekmek elden su gölden yıllardır Amerika'da gezip tozuyorsun. Haftada bir telefon açıyorsun. İyi misiniz diye. Annenle kardeşini şimdi korumuş mu oluyorsun sen? O seni hiç ilgilendirmez. Her şey beni ilgilendirir. Boşanmış bile olsak. Bitti mi kahven? Göstereyim mi sana kapıyı ben? Bana bak. Ben ne zaman istersen bu eve gelirim. Bağırsanız da, çağırsanız da, delirseniz de, kudursanız da. Ben bu kapıyı çaldığımda bu kapı açılacak. Çıkacak mısın atayım seni? Ver sakin. Mert annenle bazı konularda anlaşamıyor olabiliriz. Ben bunu inkar etmiyorum ama... Artık boşandınız. Ne annemin hayatında varsın ne bizim hayatımızda varsın. Bana bak sert çocuk. Annenin de, Cihan'ın da... ister hoşuna gitsin ister gitmesin... senin de.
Hayatınızın bir parçası değilim. Hayatınızın ta kendisiyim. Ben senin hasta olduğunu biliyordum da bayağı ilerlemiş. Allah şifa versin. Defol git şimdi bu evden. Mert. Çok ayıp. Cihan. Gizem'i üzme. Yoksa buluşuruz. Tamam. Ha bu arada zahmet etmeyin. Yolu biliyorum. Bilmesem de bulurum. Ben her zaman bir yolunu bulurum. Değil mi aşkım? Vay benim eski dostuma bak be. İtiraf edeyim. 3-4 defa çalıştırdım, bir turladım. Ve iyi yapmışız. Ama sevmedim ya motoru. Benlik değil. Efendim canım. Ne yapayım, abimle evdeyiz, takılıyoruz. Gizem bir şey yapar mıyız diye soruyor. Siz takılın. Ya da şey desene, abimle işim var. Başka zaman yaparız da. Şey canım, ben abimle biraz daha takılayım diyorum ya, olur mu? Olur mu ne oğlum? Olur mu ne demek ya? Tamam canım, öpüyorum. Tamam, konuşuruz. Ben ararım seni sonra. Oğlum da çok selam var. Hayır, yok. Yok. İyice sen ehliyet ruhsatı kaptırmışsın kıza. Abi yapma Allah aşkına ya. Annem dedi diye gıcık oldum kıza. Oğlum annemle ne alakası var durumun? Bak benim geldiğimi babama ben söylerim, sen söylersin, annem söyler. Kız niye söylüyor? Nereden geliyor bu samimiyet yani? Sen mi tanıştırdın Cihan? Hayır. Ya tabii biraz anlattım bir şeyler. İşte ulus sözlerden bahsettim, durumları açıkladım. Annemlerin boşandığını söyledim, ayrıldıklarını. Sonra bir gün geldi dedi... Merak etmiş, gitmiş, tanışmış. O da çok kibar davranmış, ilgili davranmış, öyle dedi. Kız da annemin dediği gibi bir şey var. Abi Allah aşkına kendini doldurma. Ben Gizem'i seviyorum abi. Tamam hani bazen olur ya, ilk başta sevemezsin birini. Böyle rahatsız olursun, huyu suyu, tavrı hoşuna gitmez ama sonra tanıdıkça seversin ya, o tiplerden. Anladım. Atalım o bir tur, ne diyorsun? Ben değil de sen at. Özlemiştir seni. Ben de onu özledim. Eski karım benden nefret ediyor. Demek karım senden nefret ediyor ha? Sende de bir şeyler pek bitmiş gibi değil ama. Benim için fark etmez gerçi. Benim için eder. Sen benim gelinim sayılırsın. Yani kusura bakma, oğlun için bunları söylüyorum ama dünyada bir Cihan, bir ben kalsak intihar çok daha iyi bir seçenek olur. Ama bak Mert için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Ona yürürsen bana kızmazsın değil mi? Bana bak, seninle bir anlaşma yaptık. Dediklerimi yapmazsan hem alacağın paradan olursun. Hem de ne? Hem de ben sürprizlerle dolu biriyimdir. Yakında öğrenirsin. Senin hedefin Cihan. O evin içinde neler oluyor, neler bitiyor, neler konuşuluyor, hepsini öğreneceksin. Ve hemen bana bildireceksin. Mert'ten uzak dur. Cihan kadar saf değildir o. Anladın mı? Anladım. Güzel. Şimdi senle bir yere gideceğiz. Nereye? Doktora. Anlamadım, niçin? Gebe kalmaman için yine yaptıracağız. Büyük baba olmak için çok gencim. Hadi bakalım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.